Kısa kısa makine dinamiği konularına geçmeden önce hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi kanalıma abone olmanız. Bir diğeri ise yayınlanan videolardan anında haberdar olmanız için bildirimleri açmanız. Ve bir diğeri de elbette ki arkadaşlarınızın da bu videolardan yararlanmasını sağlamak amacıyla bu videoları paylaşmanızdır. Neden makine dinamiği ve makine dinamiğinin makine mühendisliği eğitimindeki yeri neresidir? Ve bununla ilgili olarak kısaca bahsedeceğim. Makine mühendisliği derslerinde mühendislik mekaniğini ele alacak olursak temelde iki dersi içerir. Bunlar statik ve dinamik dersleri. Statik dersleri durağan cisimlerin incelenmesini içermekte. İsminden de anlaşılacağı üzere statik dersinde elbette cisimler olarak isimlendirdik ama biz cisimleri de temelde ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi maddesel nokta, diğeri de katı cisim. Dinamik ise maddesel nokta ve veya katı cisim ya da maddesel nokta sistemleri ya da katı cisim sistemlerinin kinematiği ve kinetiği ile ilgilenen dersimizdir. Bu tanımdan sanıyorum bir şey anlamadınız. Dolayısıyla bu tanımdan bir şey anlayabiliyor olmak için öncelikli olarak katı cisim nedir? Maddesel nokta nedir? Kinematik nedir? Kinetik nedir? Bunların biliniyor olması gerekecektir. Dinamik dersi en genel derstir. Makine mühendisliği eğitimi sırasında dinamik derslerinizde maddesel nokta veya maddesel nokta sistemlerinin analizlerini yaparsınız. Yani onların kinematiğini ve kinetiğinin analizlerini yaparsınız. Yine dinamiğin altından da iki dalın ayrıldığını görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi mekanizma, diğeri de makine dinamiği. Mekanizma, katı cisimlerin oluşturduğu sistemlerin kinematiğini inceliyor. Makine dinamiği ise kinetiğini inceliyor. Kinematik dediğimiz zaman ne anlıyoruz aslında? Kinematik dediğimiz zaman anladığımız şey hareketin geometrisi. Katı cisimlerin sistem halinde bulunduklarında bunların birbirlerine göre bağlı hareketlerinin incelenmesini, yani konumlarının, yer değiştirmelerinin, hızlarının ve ivmelerinin incelenmesine biz kinematik analiz diyoruz. Bu hareketin geometrisini elde edebiliyor olmak için o sistemi, mekanizmayı, sürecek olan kuvvetlerin belirlenmesini de kinetik analiz diyoruz. Dolayısıyla makine dinamiği mühendislik eğitimi sırasında mühendislik mekaniği adı altındaki derslerin sonuncusu. Bu derste biz katı cisimlerin ve veya maddesel noktaların oluşturmuş olduğu sistemin kuvvet hareket ilişkisini analiz edeceğiz. Makine mühendisliği eğitimi sırasında almış olduğumuz mukavemet dersi, makine elemanları dersi, çizim dersi bu derslerin uygulanabiliyor olması için öncelikli olarak makine dinamiği bilmeniz gerekiyor. Bir makine tasarlayacaksanız öncelikli olarak hareketin geometrisini yerine getirmeniz gerekir. Yani kinematik ilişkisini bulmanız gerekir. Kinematik ilişkisini belirledikten sonra da o kinematik ilişkiyi ya da hareketin geometrisini elde edebilecek eğleyicilerin ne kadar kuvvet uygulaması gerektiğini ya da moment uygulaması gerektiğini belirlemeniz gerekir. Ve buna göre de makine elemanlarını seçeceksiniz. O uzuvların boyutlarını tasarlayacaksınız. Uzuvların hangi malzemeden yapıldığını belirleyeceksiniz. Dolayısıyla malzeme dersleri yine kullanabiliyor olmak için. Dolayısıyla mekanikle ilgili olan dersleri kullanabiliyor olmak için makine dinamiğini bilmek zorundasınız. Makine dinamiği dediğimiz ders bir makinenin ya da bir mekanizmanın hareketiyle bu hareketleri üreten kuvvetler arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılan uygulamalı bir bilimdir diyoruz. O yüzden bir mekanizmanın istenilen ya da bir makinenin istenilen hareketleri yerine getirebilmesi için eğleyicilere uygulanması gereken, eğleyicilerin uygulaması gereken kuvvetlerin ya da momentlerin neler olduklarını belirlemeye yarayan uygulamalı bir bilim. Dolayısıyla makine mühendisliği eğitimindeki öğrenmiş olduğunuz dersleri kullanabiliyor olmak için öncelikli olarak makine dinamiğini bilmek durumundasınız.